Askerlerimiz muhteşem eğleniyor. Gerçekten asker uğurlama Sarıköy'de muhteşem mi muhteşem. Heyecanlı mı heyecanlı. Burada askerler bir hafta, 10 gün, 1 ay boyunca eğleniyor. Eğlendikten sonra başka neler yapıyorsunuz burada? Hangi oyunlar oynuyorsunuz? Bizim yöresel oyunlarımız sayıcı var. Sayıcı nasıl yapılıyor? Yani sayıcı yani bir hocamız oluyor. Hamurda geçiriyoruz. Sakal yapıyoruz. Sakal yapıyorsunuz. 4 tane ara boyuyor. Ayakkabı boyasıyla siyah boyuyoruz. Nasıl bağırıyorsunuz? Sayıcı geldi duydun mu? Selam verdim aldın mı? Selam verdim aldın mı? Hey hayadan hayadan! Hey hayadan hayadan! Yılan attık hayadan! Yılan attık hayadan! Açlığımızdan ne ulema? Açlığımızdan ne ulema? Adet kalmış sayadan! Adet kalmış sayadan! Şodereden tütün tüter! Şodereden tütün tüter! Kocamanlar kefen tüter! Kocamanlar kefen tüter! Hey kocamanlar hey! Hey kocamanlar hey! İşte böyle devam ediyor saya oyunu. Saya oyunu farklı yörelerde farklı farklı şekilde giysiler giyilerek devam ediyor. Askerlerimiz bunu herhalde dün yaptınız değil mi? Yaptık abi. Dün yaptınız. Bugün biraz daha eğlendiniz salıncakta. Evet abi. Bu salıncağı bazı yörelerde yine ağaçtan yapıyorlar. Burada evet abi sonra... Burayı telinin yardımıyla arkadaşlarla yardımlaşarak yaptık burayı. Şimdi sıra geldi kurban yemeği herhalde. Evet abi. Artık yarın gidiyorsunuz. Evet abi. Peki. Askere gidecek asker adaylarının askere gitmeden önce aileleri toplanıyor. Sofi Baba'nın dergahının önünde toplanıyor. Semaat dönüyorlar. Birbiriyle konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Sonra da kurbanı yedikten sonra askere uğurlama töreni başlayacak. Sevgiye benzersin ana dallar
Evet, bu yörede askerleri askerliğe uğurlarken kurbanların önce ciğer lokmasını askerlerin kendileri lokma olarak yiyorlar. Ve sofu, askerlerin içinden bir tane sofu var. Sofunun yerine gerçek sofu sofra duasını ediyor. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah Allah, lohmalarını ocağından, evlatlarını kucağından, ayırmasın bucağından, hak bereket ve huzur uğruya. Kazananların ömrü uzun ola, artağı silmeye, taşa dökülmeye, muharredeme ihtiyaç salmaz ülke eyleme. Kazançlarımızı can sağlığına, konuşluğa, konuşuyla yemek kası beyliğe. Askerlerimiz güle güle geçsin, güle güle gelsin, kurbanlarını Şahimer'den kabul eylesin. Ayaklarına taş tohanmasın, burunları kanamasın. Devlet düzgünlüğü versin, kul azgınlığı vermesin. Avadahına, karadahına, denizdekine, kirlatan insanlar yardım eylesin. Cümle askerleri, sadat ağzına, tüfek kucağına, löbet beklerine de yardım eylesin. Şahimer'den divanına, dergaha yatsın, lohmalarını kabul etsin. Güle güle gelsinler. Güle güle gelsinler. Hayırlı, uğurlu, betli, bereketli lohmalar olsun. Güle güle gelsin. Güle güle gelsin. Devlet düzgünlüğü versin. Ulazgunluğu vermesin. Gerçeği. Askere uğurlanmak ayrı bir kültür Sarıköy'de, ama askerlerimiz gitmeden önce bu kültürün ne olduğunu, duygularını, düşüncelerini arkadaşlarımızı tek tek alalım diyorum. Abicim, biz yarı çok mutluyuz yani. Yani hepimiz bir gideceğiz askere. Yani Allah canımızı sağ etsin, geri geleceğiz. Evet. Benden bu kadar abi, yani çok sevinçliyim, bir şey diyemiyorum. Bu insanlar, insanların arasından böyle gitmekle gurur duyuyoruz kendimizle. Hayırlı tezkereler. Bu insanlar her yıl sayı, belli bir sayıda asker gönderir. En az şu anda da biz gönderdik. Yine gelecek sefer daha çok göndereceğiz. Hepimiz gideceğiz. Her şeyden önce asker olmak çok değişik bir şey. Yaşanması lazım yani, anlatılması gibi değil. Ama yine de vatan sağ olsun. Biz vatan için gideceğiz, askerimizi yapacağız. İnşallah geri döneceğiz. İnşallah. Vatan için gidiyoruz, vatan için döneceğiz. Evet, bu da çok güzel. Abi biz böyle kültürümüzü böyle gördük. Yani bu şekilde askerleri gönderiyorlar. Evet, gerçekten bu yörede değil, Anadolu kültüründe asker uğurlamak gerçekten farklı. Ama burada daha başka, daha farklı insanlar. İşte arka tarafımızda anneleri, bacıları, kardeşleri hep birlikte askerlerimizi uğurlamak için gelmişler. Thank you.
askere giderken bir muhtarı var, bir de sofisi var. Evet, askere gidenlerin içinden bunlar özel seçiliyor. Özel seçilenlerden bir tanesi ne seçildi? Sofu. Kim seçti? Askerlerini çekti. Seçti. Askerlerin. Evet, arkadaşlar mı seçti? Peki sofinin görevi nedir? Dua ederim. Dua edersiniz. Evet. Nasıl dua edersiniz? Bir dinleyelim bakalım. Allah'ın katında dua ederim ben şu anda da. Peki. Et bakalım. Şu anda sizin kendi istediğiniz bir dua var mı? Yok, siz hangi dua ederseniz. Asker... Ben genellikle sufa dua ederim. Buyurun. Şöyle yapalım. Allah Allah diyelim. Kadim Allah diyelim. Geldi bize lokması. Hak versin biz diyelim. Yiyene helal olsun. Yedirene helal olsun. Kan beni araya sevdiğin sufa olsun. Diyelim Allah Allah. Eyvallah. Evet. Sofiler dua eder. Kurban tekberlemesini yapar. Kurbanı yedikten sonra da şükür hamd olsun. Şükürler olsun diye dua eder. Yanımızda bir de askerlere gidenlerin içinden bir muhtar seçildi. Gerçekten muhtar gibi duruyor. Evet. Hemen tanıyalım sizi de muhtar. Ben İbrahim abi. İbrahim. Elmişe. Yine asker arkadaşlarınız seçti sizi. Evet abi. Asker arkadaşlarına bir oylama yaptık. Oylama yaptınız. Ha, oylama aday yaptım. Var mıydı? Aday vardı. Kaç adaydı? İki adaydım. İki? Evet. Kaça kaç kazandı? 6-3 herhalde. 6-3. Gerisi bağımsız mı kullandı? Yok. Tam toplanmadıydık. Tam gelmediydik. Vallahi demokrasi var. Gerçekten demokrasi var ama şu seçime de bir yansısa. Öyle değil mi? Evet abi. Ya niye yansımıyor acaba? Ne diyorsun? Ben o siyasetten anlamam ben. Ben siyasetten anlamam ama bizim yolumuz sevgi yolu. Evet. Sevgiyle evet. Gideceğiz, askere gideceğiz. Evet, Allah izin ederse. Muhtar olarak görevin nedir peki bu arkadaşlarımız ben için? Ben arkadaşları yönlendiriyorum yani mesela diyelim. Nereye yönlendiriyor mesela? Yani mesela yarın nereye gideceğiz, hangi dergaha gideceğiz, hangi tekkiye gideceğiz onu ayarlıyorum. Hepimiz bir araba tutuyorum. Saat kaçta toplanacağımızı ona göre herkesi topluyorum. Bir saat koyuyoruz, o saatte gidiyoruz, geliyoruz. Peki gidiş geliş masraflarını hep birlikte tabii, mi karşılıyorsunuz? Karşılıyoruz. Ben ilk zamandan bir para topladım, ondan ödüyoruz. İlk zamanda topladınız. İlk zamanda. Peki aşağı tarafta bir de çeşme var. O çeşmeye de gitmeyi düşündünüz mü? Aşağı hiç. Hemen aşağı kısımda. Tamam. Oraya da, evet, oraya da gidiyoruz. Abi. Orada hayır. Ne yaptınız? Oraya da gidiyoruz, niyazımız edip geliyoruz. Cebrail peki Sofoğlu'na geldiniz. Sofoğlu'nda da kurbanınız var. Ne? Buranın dışında nerelere gittiniz? Buranın dışında Üçkaya'ya gittik. Acısu'ya gittik Veli Baba'nın üzerine. Hep birlikte gittiniz. Yani hep birlikte gittik. İşte zaten 3 tane kurbanımız var. Oralardan da kan aldık, getirdik, burada kestik. Burada şimdi kurbanı tekbileni burada dualar yapıldıktan sonra askere gideceksiniz. Evet. Ata biniyor musunuz peki giderken? Ata binmeyiz. Evet. Yok. Evet, bazı yörelerde davulla zurnayla gönderiyor. Burada da dualarla askerlere uğurlanıyor. Evet, bu askerlere dilerim, temennim güle güle gitmek, güle güle dönmek nasip eyler. Evet. Burası Sarıköy! Burası Sarıköy! Burası Sarıköy! Şukarski Dağlar! Şukarski Dağlar! Bir ara dağlar! Bir ara dağlar! Kim bunlar? Aslanlar! Kim bunlar? Aslanlar! Aslanlar! Sarıköy! O asır! Asker yuvası! Sarıköy, oğası, asker yuvası. Her şey vatan için. Askerlerimizi uğurluyoruz. Şimdi askerlerimiz annelerinin, bacılarının, necilerinin yanından gerçekten o muhteşem duygusal anı hep birlikte yaşayalım.
taşıp giden eller bizim.